Efendim herkese selamlar. Arkamda görebileceğiniz gibi General Mobile'ın yeni akıllı telefon ve hatta aslında başka ürünler de tanıttılar. Lansmanına geldik. Bu videoda şirketin bugün tanıtmış olduğu, arkamda özelliklerini de gördüğünüz GM Phoenix 5G ve GM 24 Pro modellerinin özelliklerine bakacağız. Gelin geçelim. Evet, ilk olarak General Mobile'ın daha üst segmente yer alan GM Phoenix 5G modeline bakalım. Ben birazcık böyle Mate 50 Pro'ya benzetiyorum. Hem arka tarafı dolayısıyla hem de ön taraftaki her iki tarafı kavisli ekranı dolayısıyla. Şimdi hazır ekran demişken arkadaşlar ekran özelliklerini söyleyeyim. Birincisi AMOLED panel, o anlamda güzel. 950 nit, yani yaklaşık 1000 nite kadar çıkabilen bir parlaklığı var ki şu anda da birazcık yüksek galiba parlaklığı. Bayağı, evet, yükseğe yakın. Bayağı parlaklığı gösteriyor. Şuradan öne çıkan özelliklerini de göstereyim. Bu ekranda 120 Hz'lik bir yüksek tazeleme hızı. Üç tarafı kavisli ve 6.78 inç. Şöyle yanlardan da göstereyim. Benim henüz deneyimleme imkanım olmadı ama MediaTek'in hem yeni nesil hem de aslında performanslı ya da rekabetçi işlemcilerinden diyebileceğimiz 7050 işlemcisi var. Bu cihazla beraber ben de büyük ihtimal ilk defa kullanacağım. Telefon incelemeye gelince detaylı olarak hem işte oyun testlerini hem de genel pil performansından falan bahsederiz. Ya cihazı gösteriyordum da. Onunla beraber şimdi güzel olan konu büyük ihtimalle General Mobile'ın bugüne kadar yaptığı daha doğrusu desteklediği en hızlı şarj özelliklerinden biri var bu telefonda. 66 watt şarja beraber geliyor. Aydan pili 4800 müydü? Doğru mu hatırlıyorum? 4700. 100 mAh de ben koymuşum. 4800 mAh'lik de bir pil kapasitesi var. 7 miyim 8 mi? Ben illa 8 diyeceğim. Şu gelsene yakın detayda. Bir şey söyleyeceğim. Acayip Mate 50 Pro'ya benzemiyor mu? Evet, andırıyor. Değil mi? Evet. Şöyle işlemelerini de göstereyim. Kamera tarafı önemli. Şimdi burada arkadaşlar 200 şeyi açtım yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar buradaki notlarda 200 megapiksel diyor ama aslında donanımsal olarak OmniVision'ın 50 megapiksellik bir sensörünü kullanıyor. Bir geniş açımız, bir makromuz, bir de derinlik algılayıcımız var. Hazır sağ olsun Aydoğan kameramanlığımı yapıyorken tanıdık var mı? Birilerini çekeyim. Evet, seni buldum abi. İyi çekti ha. Şuradan E'yi de açayım. Şöyle yakınlaştıralım. Beklediğimden iyi çekti. Tabii buradaki... Abi evet, yani mankenimiz de yakışıklı olunca. Tabii burada şu an ışık şartları güzel. Gece performansını daha sonra ancak bakabileceğiz ama şuradan birkaç tane daha fotoğraf çekeyim. Şöyle bir geniş açısına bakalım. Ha bu arada. Ha sonradan düzeltti. Ön izlemede. Ama şey yine tabii geniş açı kamerası ile ana kamera arasında fark belli oluyor çıplak gözle. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıdı ama çok normal bir ana kamerayla. Arkada herkes yüzü görünüyor yalnız. Abi evet zaten oluyor. Hepsi dava etsin diye uğraşıyorum. Şuradan bir 1x'i alayım da. Şöyle birkaç fotoğraf daha çekeyim. Evet valla şu an ana kamerasının performansı şurada tabii insan hareket ettiği için. O normal. Baksana ne diyorsun? Bayağı net. Değil mi? Hani güzel. Ekranda o kadar şeyi belki detaylı evet göremezler ama. Yani tabii telefon geldikten sonra arkadaşlar işte hem gece performansı hem diğer konulara bakarız. Atladığım bir şey var mı? Ha şunları söyleyeyim. Yine bence güzel olan konulardan biri. 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 8 GB'lık bir kendi donanımsal RAM'i var. Artı biliyorsunuz herkes artık 8 artı 8 16 GB olarak sanal RAM özelliği de var. Bir işe yaradığını düşünüyor musun Ayda sanal RAM'in? Çok değil. Ben, 8 zaten yeterli. Heh, ben de o kafadayım. Yani donanımsal olarak eğer 8 GB RAM konuyorsa hani o sanal RAM olsa da olur, olmasa da olur ama önemli olan donanımsal 8 GB RAM olması. O var. Onun dışında fiyatı da söyleyeyim. 16.500 lira gibi bir fiyatı var. 31 Ağustos itibariyle satışlara başlanacak. Şu an ön satışlar başlamış. Ya şimdi GM Phoenix 5G birazcık daha tabii ki bu hani iki telefon tanıtıldı.
GM24 Pro'ya göre özellik olarak daha üst seviyede ama fiyat anlamında benim daha böyle şu anki Türkiye ekonomisine uygun gördüğüm ve böyle insanların bence birazcık daha fiyat anlamında tercih edeceği GM24 Pro'ya gidelim şimdi. Bir de ona bakalım. Çünkü onun fiyatı 10.200 lira. Şu an 10.200'e bayağı telefon kalmadı. Hani yeni çıkan bir telefon. Ya evet, yani en böyle hani orta düzey dediğimiz telefon bile 14-15'lerden başlıyorken işte MediaTek Helio G99 yine AMOLED panelde işte 950 nit parlaklık gibi özelliklerle fiyat anlamında benim ilgimi daha çok çekti. Aydan, seni de alıkoydum. Sen de video çekecektin ama. Var mı 24 burada? Ha, diğer tarafa bir gidelim. 24'e bakalım. Ha, kutusu da var. Bak, kutu açılışı yapmak istersek diye. İki farklı rengi var burada görebileceğiniz gibi. Bir beyazımız, bir de siyahımız var. Şuradan hemen cihazın bir tasarımına bakalım. Yan çerçeveler tabii dışarıdan baktığınızda böyle metalmiş gibi görünüyor ama fiyatı dolayısıyla yekpare plastik bir kasa kullanıyor. Arkası cam mı? O da plastik değil mi? Arka taraf da yine cam gibi görünüyor ama yekpare plastik kasa arkadaşlar. Burada hemen kameralarımız var. Asıl ana kamera önemli. 108 megapiksellik bir ana kameramız var. Hemen deneyelim. Sevgili Selim abinin yakışıklılığını kullanarak. Şöyle bir ilk kamera sonuçlarını göstereyim. Tabi haliyle Phoenix 5G ile ben arasında çok net kalite farkı görüyorum ama bu çok normal. Yani aralarında zaten 6-7 bin lira. Tabi tabi evet, hep yani fiyatına göre şey yapmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Şimdi bu telefonda güzel olan konu mesela ekran tarafında, tamam kavisli ekran yok ama Phoenix 5G ile hemen hemen aynı ekran özellikleri var. Yine AMOLED panel kullanıyor, yine şu anda da görüyorsunuz oldukça parlak. Şöyle maksimum aldığımda ki ekran çok parlak diye yazıyor. 950 nit neredeyse 1000 nite ulaşabilen bir parlaklığı var. Evet, biraz kısmam lazım. Kamerada kötü görünüyordur büyük ihtimalle. MediaTek'in Helio G99 işlemcisi var. Bir telefon çalmaya çalışıyor. O kadar sevdiler. Aydan, rica edeyim şurayı da bir, şuradaki şeyleri de göstereyim. Burada tabii bir önceki modelde yani Phoenix 5G'de mesela 66 watt hızlı şarj varken burada standart 33 wattlık bir şarja düşüyoruz. Parmak izi okuyucusu bu telefonda acaba ekran altında mı yoksa yan tarafta mı? Galiba bunda da ekran altında. Hemen bakalım. Phoenix'te de ekran altındaydı da burada güvenlik. Parmak izi. Şimdi yalandan bir şey yapayım da. Evet. Bunda da ekran altı. Çünkü şey, yan tarafta bu kadar küçük olmaması lazım eğer şey olsa. İki cihazda da arkadaşlar ekran altında bir parmak izi sensörümüz var ve aynı zamanda isterseniz yüz tanıma teknolojisini de kullanabiliyorsunuz. Bu cihazda da yine güzel olan konu aynı şekilde 8+8. Yani donanımsal olarak 8 GB, sanal olarak 8 GB RAM'imiz var. Ve 256 GB'lık dahili depolama alanı her iki modelde aynı şekilde duruyor. Dediğim gibi bence şu anki Türkiye ekonomisini düşündüğümüzde hani 10 bin lira bandında gerçekten telefon kalmadı. Olanların da pek çoğu hani güncelliğini yitirmiş, pek böyle yüzüne bakılacak cihazlar olmuyorlar ne yazık ki. GM24 Pro o anlamda çok böyle hani bütçe odaklı düşünen biri için işte işlemcisiyle ve diğer özellikleriyle çok makul görünüyor. Tabii ki biz de şu anda ilk defa sizlerle birlikte cihazları gördük. Önümüzdeki dönemde incelemeye geldiğinde daha detaylı testlerle karşınızda olurum. Sevgili Aydan'a kameramanlığımı yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı belirtin. Bir sonraki videoda görüşürüz.